videoyu hazırlamaya karar verdiğimde sıradan bir Venedik videosu olsun istemedim. Zaten birçok video var, arkadaşlar bunları yayınlamışlar. Ben size Instagram noktalarını anlatacağım ama çok bilinmeyen bölgeleri anlatacağım. Venedik'in o San Marco ve civarının dışında gerçekten çok güzel noktaları var. Tabii ki onlar da olacak videoda ama size farklı yerleri de göstereceğim. Şu anda bulunduğum yer San Borsa Formosa Meydanı. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar, hemen arkamda da güzel bir kilise var. Burası da en popüler Instagram bölgelerinden bir tanesi olmaya başladı. Çünkü çok geniş bir alan. Venedik'te bu kadar geniş bir alanı çok fazla bulamıyorsunuz meydan tarzında. Su kenarı olmayan. İşte şimdi bu meydanda da fotoğraflarımızı çekip yolumuza devam edeceğiz. Listemize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu kitap dükkanı son zamanların en popüler Instagram noktalarından. Buraya bütün fenomenleri mutlaka uğruyor, mutlaka fotoğraflarını çekiyor. Her akşam saat 7.30'a kadar açık, onu söylemeliyim ve çok zor bir yoldan buraya geliyorsunuz. Venedik'ten çok başka bir yerde. Bayağı bir batı tarafına doğru gelmeniz gerekiyor. İçerideki kitapçıdan içeri girdikten sonra en arkada sizi küçük bir balkon bekleyecek. Yani etrafı kitaplarla tamamen çevrili bir yer bekleyecek. Oraya da geldikten sonra güzel pozlarınızı çekebilirsiniz. Ve bu dar sokaklardan da her bir ara sokakta da yine fotoğraflarınızı devam edebilirsiniz. Şimdi bir sonraki noktamıza devam ediyoruz. Şimdiki noktamızda arkadaşlar Rialto Köprüsü. Burası Venedik'teki en ünlü köprü. Büyük kanal üzerinde 4 tane köprü var arkadaşlar. Taş köprü var. Bir tanesi de bu. 1591 yılında 3 senelik bir çalışmayla Antonio di Ponte tarafından bu köprü inşa edilmiş. Burası da sağlı sollu 2 tane balkonu ve bu köprüye bakan sokaklarıyla en iyi Instagram noktalarından. Burası zaten kalabalıktan alışıldığı üzere oldukça popüler bir bölge. Köprünün üzerinde aynı zamanda birçok dükkanda satış yapılıyor. Daha çok hediyelik eşyacılar var burada. Yeme içme yok ama sağında solundaki tüm mekanlarda yeme içme şansınız var. Şimdi biraz fotoğraf zamanı. Sonraki gizli noktamız arkadaşlar Ponte del Lobo. Bakın arkamda yazıyor. Burası aşk köprüsü anlamına da geliyor. Küçük bir aşk köprüsü. Çünkü burası Venedik'te görüp görebileceğiniz en alçak köprülerden. Gondolu süren kişiler bile hemen eğiliyorlar köprünün altından geçerken. Burası en güzel Instagram noktalarından. Şu an ters ışık var. Belki çok göremeyeceksiniz ama şöyle bir köşe var. Orası biraz tehlikeli olduğu için artık kapatmışlar. Ama işte biz birazcık bir delme yaptık. Hani size güzel pozlar gösterilmek için. Ama ışıktan dolayı fotoğraflar çok güzel olmadı. Karşı tarafında da gördüğünüz gibi San Marco'daki Çan Kulesi'nin çok güzel bir görüntüsü var. Yine buradan bütün gondollar sıralanıyor. Hani güzel bir fotoğraf noktası diyebilirim her iki taraftan da. Ama önemli olan doğru zamanda doğru ışıkta gelmeniz. Biraz Venedik'le ilgili de biraz bilgi verelim arkadaşlar. Zaten bir gezi videosu ileride geldiğim zaman çekeceğim. Çünkü biraz kısıtlı zamanda geldik. Venedik aslında birçok adanın üzerine kurulmuş bir şehir. Bir ada şehri. Zamanında ünlü balıkçılar, o zaman şehrin ünlü balıkçıları buraya işte biraz toplumdan uzaklaşmak için kendilerine denizden biraz açıkta böyle Slovenya'dan getirdikleri, ormandan getirdikleri büyük ağaçlarla burada küçük küçük adaları inşa etmeye başlıyorlar. Sonra onları duyan diğer aileler de geliyor. Böyle böyle 182 tane adanın üzerine Venedik şehri kuruluyor. Ama şöyle düşünün, öyle bir dönemmiş ki o zaman adamlar sadece balıkçılıkla o zaman ve denizcilikle dünyanın en güçlü devletlerinden birini yaratmışlar. Hatta Osmanlı Devleti için bile o zaman inanılmaz tehlikeli bir şehir devleti haline gelmiş Venedik. Çünkü Venedikli o Venedik denizcileri Girit'teki, Kıbrıs'taki bizim donanmamıza saldırmaya başlamışlar. Osmanlı buraya iki tane kadırga göndermiş. O kadırgayla hani burayı bir keşfedip sonra buraya orduyla saldırmak istemiş ama kadırga bir türlü Venedik'i bulamamış. Bunun da sebebi Venedik'in bir lagünün bir parçası olmasından dolayı o lagünde bir türlü Venedik'i bulamamışlar. Ve böylelikle Osmanlı bir türlü buraya gelip fethedememiş ya da buralara kadar gelememiş. Çünkü biliyorsunuz ki Napoli'ye kadar Osmanlı Devleti'nin geldiği biliniyor. Orada artık anlaşmadan sonra saldırmıyor Osmanlı Devleti İtalya'ya. İşte böyle Venedik'in kısa hikayesi. Yani yürüdükçe böyle içimiz açıla açıla
yollarımıza devam ediyoruz. Çok güzel bir yer biliyorsunuz. Dünyanın en romantik şehirlerinden bir tanesi. Ama yerel halkın bir türlü sevmediği, turistleri hiç sevmediği bir şehirdeyiz. Çünkü onlar da artık bıkmışlar. Yani turist kalabalığından her şey çok pahalı. Kiralar çok pahalı. Düşüyordum bu arada. Yani böyle biraz başka videomuzda inşallah daha ileriki zamanda Venedik'le ilgili tarihi ve coğrafi bilgileri daha detaylı veririz. Çünkü buradaki konumuz Instagram noktaları. Bir diğer noktamız arkadaşlar, hemen arkamda gördüğünüz Fondamenta della Verona. Burası da şöyle çok sakin bir yer. Burasının avantajı bu. Öyle turist de sizi boğmuyorlar. Şu an Nazlı da zaten hazırlanıyor diye köşesini aldı. Burada arkada çok güzel bir plan var. Orada bir gondollar geçiyor. Çiçekli balkonlar var. Bu taraf biraz restorasyondan bir bina olduğu için çok iyi değil ama bu diğer taraf çok daha güzel. Eğer bu taraflarda gezecek olursanız Rialto'dan devam ediyoruz. San Marco'nun biraz daha batı tarafındayız. Bu köprüyü de gelip buradan fotoğraflar çekmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir gizli nokta daha bulduk. Zaten olduğum yerden gördüğünüz gibi kimse bilmiyor diye düşünüyorum buraları çok fazla. Burası Scala Contorno del Balovo adı verilen 15. yüzyıldan kalma bir döner merdivenlere sahip bir saray arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz yer şu anda saat 8.30 olduğu için artık kapandı. Ama bu merdivenlerden yukarıya kadar çıkıp 8 euro karşılığında çok güzel bir San Marco'nun Çan Kulesi manzarasını ya da diğer Venedik'in diğer güzel yerlerini görebilirsiniz. Ama dediğim gibi erken saatte gelmeniz gerekiyor. Sonra böyle kapılarının kapalı olduğunu görebiliyorsunuz. Biz tahmin etmiştik ama gelmişken size burayı göstermek istedim. Şimdi buradan sonra artık yavaş yavaş San Marco'ya doğru yanaşmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir nokta daha var arkadaşlar. Bakın burası Ponto delle Colonne diye bir köprü. Ama buranın en güzel tarafı şu gördüğünüz aşağıdaki, bakın şu kapı gibi bir şey tamamen böyle kanala bakıyor ve gondollar önünden geçiyor. Arka tarafta da fotoğraf çekmek için geniş bir alan var. Yani böyle oturup suya oturup çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ya da bu iki köprüden yine sokak aralarını çekebilirsiniz ama buranın asıl özelliği az önce size gösterdiğim gibi, bakın biraz daha yanaşıyorum. Şu gördüğünüz şahane köşe. Ve tabii ki San Marco arkadaşlar. Tamam, ben size bu videoda biraz gizli noktaları anlatmaya çalıştım ama burası olmadan olmaz. Venedik sonuçta. Venedik'teki Instagram noktalarındaki en popüler bölgedeyiz. Burada birçok yerde tabii ki yapabilirsiniz. Her bir kemerin altında yapabilirsiniz. Biraz da Duca'nın önünde yapabilirsiniz. Saat kulesinin üstünde, altında, herhangi bir yerinde yapabilirsiniz. Ya da meydana doluşan suları baz alarak yansıma videoları ya da yansıma fotoğrafları çekebilirsiniz. Ve isterseniz kilisenin içinden de farklı fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu meydan her anlamıyla buna çok müsait bir meydan. İşte biz de heyecanla burayı görmeyi istiyorduk. 6 sene önce ben en son buraya gelmiştim. Bayağı bir zaman geçmiş. Şimdi buradan sonra bir iki noktam daha var. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Buraya gelmişken size biraz buranın hikayesini anlatmak lazım arkadaşlar. 9. yüzyıla dayanan bir geçmişi var şu gördüğünüz meydanın. Ama son halini, yani şu gördüğünüz halini aşağı yukarı 12. yüzyıldan itibaren almaya başlamış. Ama buradaki asıl nokta şu. Arkamda gördüğünüz meşhur San Marco Bazilikası'nın üstünde 4 tane quattro adı verilen atlar var. Bu atlar İstanbul'da Bizans yönetiminden getirilmiş. Ama şöyle bir şey anlatalım. Bunlar nasıl olmuş? Şimdi 4. Haçlı Seferi sırasında Papa İstanbullulara, Papa Venedikli gemicilere askerlerin taşınmasını istiyor. Ama Venedik o zaman Bizans'la Doğu Akdeniz'in ticareti konusunda bir yarış halinde ve Bizans'ın elinden Girit'i, Kıbrıs'ı ve İstanbul'u alarak bu bölgenin komple kontrol altına almak istiyor ve paranın ödenmemesini bahane ederek bütün askerleri İstanbul'a yönlendiriyor ve 70 sene boyunca İstanbul'u yönetim altında tutacak şekilde İstanbul'u fethediyorlar. O sırada Bizans'ta İznik'e taşınıyor başkenti.
Sonra başkent tekrar ordu İznik'ten çıkarak İstanbul'u Bizans geri alıyor Venediklilerden. İşte böyle bir hikayesi var ama o dönemde Venedikliler arkamda gördüğünüz olan Bazilika'ya getirdikleri bütün heykelleri İstanbul'dan tabii getiriyorlar bunları. Sonra bir daha da geri veremiyorlar ve o meşhur dörtlü atlı da burada kalıyor. Yukarıda gördüğünüz dörtlü atlı buradakilerin replikası. Asıl atlar içeride koruma altında ve gün içerisinde sabah 9 ile akşam 17 arasında bu atları görebiliyorsunuz. Burayı da böyle anlattıktan sonra artık Palazzo Ducale ve Ahlar Köprüsü'ne doğru devam edebiliriz. San Marco Meydanı'na çok yakın bir yerde bulunan Ahlar Köprüsü bir sonraki mekanımız arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu köprünün çok hazin bir hikayesi var. Venedikli mahkumlar idama getirilmeden önce en son bu köprüden geçirilermiş ve o gördüğünüz arkadaki iki tane küçük pencereden Venedik'e son bir kez bakarlarmış. Buranın da hikayesi bu şekilde. Instagram noktası olmasının sebebi de hem bu köprüden hem de arkasında gördüğünüz o küçük köprüden şahane manzaralar çıkıyor. Özellikle ters açıdan arkadaki, bakın ileride gördüğünüz, şu anda ismini tamamen unuttum artık yorgunluktan. O sarayın da manzarasını alacak şekilde çok güzel pozlar yapabiliyorsunuz. Ahlar Köprüsü'nde durum bu şekilde arkadaşlar. Burayı da mutlaka zaten San Marco Meydan 100 metre falan ileride, yani burayı da görmeden geçmeyeceksiniz. Muhtemelen hepinizin de listesinde vardır. Şu an ışıklar da yandı. Gece fotoğraflamak için de gerçekten çok güzel bir şehir. Çünkü bütün katedraller, kiliseler, o saraylar hepsi çok güzel ışıklandırılıyor. Şu anda anlatacaklarım bu kadar buradan. Birazdan da size şu kıyıda birkaç yer daha göstereceğim. Ondan sonra artık videoyu kapatacağım.